Arkadaşlar merhaba. Akşam güneşi batıyor Chicago'da. Cem Ören çıktı yollara. Yine kanalda buluşmaca. Nasıl böyle? Ayak üzeri şiir yazdım size. Şimdi bugün biraz erken çıktım ama bak hep dün de dedim ben böyle asıl yapmayacaktım ama duramıyorum, dayanamıyorum böyle. Çünkü biz radyologlar böyle mağarada çalışmaktan bıkıyoruz gün boyunca. Sabah bir giriyorsun İşe hava karanlık ya da işte yeni aydınlanmaya başlıyor. Akşam bir çıkıyorsun, özellikle kış aylarında hava karanlık. D vitamini yoksunu işten çürüyen radyologlar olarak böyle bir hayat stilimiz var. Gün içinde de sürekli aktif olunca insan yoruluyor. Gün içinde sürekli aktiften kastım telefonlara cevap veriyorsun, işte o görüntülemelerin protokollerini yapıyorsun. İşte rapor okuyorsun, raporlarını düzeltiyorsun, yazıyorsun, çiziyorsun falan. Bir de ortaya bir ürün çıkarıyorsun, işte raporunu çıkarıyorsun. Dolayısıyla bir de ispatı var çalıştığının. Tabii bu tam tersi için de geçerli. Hata yaptığının da ispatı var. Yani pür dikkat, böyle fokus çalışmak gerekiyor. Böyle arada bir boş vakit falan yok yani. Ya telefon çalıyor boş vakitlerde ya da bir şekilde film okuyarak kendini buluyorsun. Velhasıl radyologluk zor iş yani. Öyle uzaktan görüldüğü gibi değil. Şimdi ben videoyu şunun için yaptım. Bir tane soru seçtim daha önceki videonun altına yapılan yorumlarda. Aygün, sen sormuştun. Eşinle beraber seyrediyor musun? Selamlar eşine de. Sana da selamlar tabii. Umarım izlemeye devam edersin. Çok fazla kişiye söyleme arkadaşlarına. Söyleyince çok fazla soru soruyorlar. Tabii şaka yapıyorum. Söylersen söyle, söylemezsen söyleme. Hiç sıkıntı yok. İzleyen izlesin, keyif alan alsın. Öğrenmek isteyen bir şeyler varsa da nacizane benim tecrübelerimden ya da buraya çıkarttığım arkadaşların tecrübelerinden bir şeyler öğrensinler. Velhasıl soru şu. Bir tane önce buradaki eyalet lisanslarından bahsedeyim. Ardından da yavaş yavaş o soruya doğru geleyim. Şimdi eyalet lisansları diye bir şey var arkadaşlar. Burada her eyaletin kendine ait kanunu var. Bu kanunlar içerisinde hemen hemen birbirine benzese de bazı farklılıklar oluyor. Burada tıp alanında çalışmak için doktor olun, hemşire olun, diş hekimi olun, ne olursanız olun lisans çıkartmanız gerekiyor. Bu lisans da bir nevi sizin eğitiminizi ispat eden, işte buradaki eğitim standartlarıyla uyuştuğunu ortaya koyan böyle bir belge. Bunun iki tane çeşidi var. Bir tanesi kalıcı lisans, bir tanesi de geçici lisans. Geçici lisansın belli bir süresi var. İşte bazen 3 oluyor, bazen 4 oluyor, bilmiyorum. Kalıcı lisansın ise süresi yok ama onun bazı kriterleri var. O lisans tutabilmeniz için belli sayıda işte böyle ders dinlemeniz falan gerekiyor sene içerisinde falan, öyle bir şeyler var, kriterleri var. Ama ilk alış muhabbetinde asistanken buraya gelirseniz ya da buraya fellow olarak gelirseniz birinin altında çalışacağınız için, böyle bir sizin üzerinizde bir supervisor olacağı için geçici lisans sizin işinizi görüyor. Geçici lisansla da işte okuldaki çalıştığınız hastaneleri, işte okuldaki notlarınızı falan filan, transkriptinizi, bunlarla böyle bir formlar dolduruyorsunuz. Bir sürü böyle kağıt işi var. Onlara başvuruyorsunuz, onlar onaylıyorlar. Kalıcı lisansta ise bazı kriterler var. Bunlardan bizi ilgilendiren en önemli kriteri arkadaşlar ACGME, yani bu Graduate Medical Education Commission diye böyle bir kurum var burada. Tüm bu asistanlık programlarını onaylayan, onları kontrol eden, onları standartizasyonunu sağlayan bir kurum var. Bu kurumun tüm asistanlık programları için akreditasyonu var. Fakat fellow programlarında bazı istisnalar var. Yani fellow programlarının bazısı ACGME akredite, bazıları akredite değil. Şimdi eyalet lisansında da kural şu. Bazı eyaletler, ki sayısı bunların o düşük, 10 parmağı 10 şeyi geçmez, onu geçmez. Bir tane akredite yıl istiyor kalıcı lisans için. 25'e yakın tarafı 2 yıl
en az 2 yıl akredite program istiyor. Orada çalışmış olman gerekiyor. Diğer eyaletlerin hepsi de, yani hemen hemen tüm eyaletlerde 3 kere yaparsan bu akredite yılı, tüm eyaletleri de kapsamış oluyorsun. Yani çalışabilirlik olarak. Mesela bir örnek vereyim. Chicago'dan ben örnek vereyim. Hatta kendimden örnek vereyim. Benim yaptığım fellowship'lerin 2 yılı, 2 tanesi akredite, 2 tanesi akredite değil. Şimdi ben Illinois eyalet lisansına başvurabilmem için ikisi yılında akredite olması gerekiyor. Dolayısıyla ben bu yılın sonunda, şu anda akredite programı bitirmiş oluyorum bu yıl sonunda. Yani yıl sonu dediğim Temmuz'da. Burada kalıcı lisansa başvurabiliyorum bitirdikten sonra. Ama mesela tek akredite yılı yaparsanız bu kalıcı lisansa burada başvuramıyorsunuz. Onun için başka eyaletlerdeki lisansları çıkartmanız gerekiyor. Burası böyle. Şimdi diğer husus, asistanlık değil de fellowship olarak buraya gelirsem board'a eligible olabilme durumu. Board dediğimiz şey arkadaşlar, bu eyalet lisansını kapattık, o ayrı bir konu. Board dediğimiz şey buradaki denklik. Yani burada dahiliye yapabilmek için dahiliye board'unu alman gerekiyor. Radyoloji yapabilmek için de radyoloji board'unu, cerrahi için de cerrahi board'larını alman gerekiyor. Bu board'lara board eligibility diye dedikleri board'lara sizin uygun, yani board sınavına sizin girebilirliğinizi ölçen bazı kriterler var. Her kafasını sallayan o board sınavına giremiyor. Nasıl bu? Eğer asistanlık yaparsanız hiçbir problem yok. Board sınavına giriyorsunuz. Bu şey yok. Ama fellow olarak gelirseniz her branşın kendine göre kriterleri var. Bunların %90'ına yakın diyeyim ben size. Belki daha fazladır. Sizden tekrar asistanlık yapmanızı istiyorlar. Bu board sınavına girebilmeniz için. Radyolojide ise bir istisna var. Alternative pathway diye bir şey var. Bu da bir nevi asistanlık gibi, yani böyle aynı kurumda herhangi bir pozisyonda, hiçbir pozisyon fark etmiyor. Uzman olabilirsiniz, orada öğretim üyesi olabilirsiniz, orada işte fellow olabilirsiniz. Herhangi bir pozisyonda 4 sene kalmanız gerekiyor. Bu 4 senenin ardından işte bazı onların rotasyonları var. Nükleer tıp rotasyonu yapmanız gerekiyor bir 4 ay civarında. Sonra işte o nükleer tıptaki rotasyonlarınızda 6 tane kişiye böyle iodine 131 tedavisi vermeniz gerekiyor. Bu iod tedavisi vermeniz gerekiyor tiroid kanseri için. Bu kriterleri tamamladıktan sonra bir de parası var. Parasını yatırıyorsunuz, sınava girme hakkınız var. Fakat bu şey için siz ve kurum arasında bir anlaşma olması gerekiyor. Böyle bir tane form var, o formu dolduruyorsunuz. Siz dolduruyorsunuz, ben 4 sene planım bu. Kurum da diyor ki tamam, bu adamın 4 sene planı bu. İkimiz de anlaştık, biz onaylıyoruz. Dedikten sonra bu işler, bu süreç başlıyor. Sınava da bu sürecin 3. senesinde giriyorsun. 4. senesinde de ikinci bir certifying exam var, ona giriyorsun. Dolayısıyla iki sınavı da alırsan board certified oluyorsun. Ama o 4 sene boyunca da board eligible'sın. Bu radyolojide böyle. Radyoloji özel, spesifik. Diğer branşlara çok hakim değilim. Hakim olmam da mümkün değil. Yani her birinin farklı farklı kriterleri var. Fakat ben size şunu söyleyeyim. %90'ına yakını asistanlığa geri dönmeniz diyor. Asistanlık yapmanızı istiyorlar. Şimdi bunları nereden bulabilirsiniz? O yolu göstereyim ben size. Board eligibility diye kendi istediğiniz branşı yazarsanız bununla ilgili size kriterleri sağlarlar. Hatta board eligibility, foreign medical graduate ya da international medical graduate şeklinde yazarsanız internete, kendi branşınızı ekleyerek, mesela internal medicine, işte surgery, ophthalmology, whatever, neyse işte onları yazarsanız bu bilgiye ulaşma imkanınız var. Dolayısıyla aklınızdaki plan varsa bunları da araştırın derim. İki tane soru. Aygün, cevaplayabildim mi? İki tane sorun buydu galiba. Bir başka soru daha vardı. O soruda Black Mirror mıydı? Valla isim yazmayınca aklıma kalmamış. O da unpaid ya da paid post doktora soruyordu. Post doktora fellowship şöyle diyeyim. Mesela siz tıp doktoru olarak buraya geldiniz. Burada klinik olarak bir şey yapmıyorsunuz, fakat research faaliyetleri içerisindesiniz. Genelde böyle oluyor. Postdoc fellowship dedikleri.
Bir tane PI var. Primary Investigator. Bu PI dediğiniz adam doktor olabilir ya da herhangi bir researcher olabilir. Hastanede kendine ait çalışmalar olan, bu kendine ait çalışmalardan işte grantler almış. Grant dediğimizde işte burslar, böyle fonlar almış insanlar var. Bunların altında bir nevi böyle master, doktora programı gibi bir şey yapıyorsunuz. Paid, unpaid işi de paid bildiğiniz ödeniyor, size maaş ödeniyor. Unpaid'de de maaş ödenmiyor. Bu genelde yüksek değil. Bu mesela 2000-2500 dolar civarıdır bu paralar. Bu paralarda o çalışmayadan, o çalışma için alınmış fonlardan karşılanıyor. Mesela ben bir çalışma yazdım. Bu çalışma onay gördü. Bundan işte Amerika'da devletinden ben bir fon aldım. Bu fonu ben altında çalışan researcher'lara, araştırmacılara ya da postdoc fellow'lara maaş olarak ödeyebiliyorum. Ama fonlar çok büyük rakam, yani büyük rakamlar var tabii. Fakat o çalışmanın da giderleri var. Dolayısıyla maaş olayı 2000-2500 dolar civarında falan oluyor. Bu da bir miktar az bu para. Yani ya yandan yiyeceksiniz ya da böyle iki kişi geliyorsanız, o yani karı koca falan geliyorsanız, onlar ikiniz de çalışacaksınız falan, böyle bir durum var. Yani 2000-2500 dolarla biraz zorlanırsınız burada. Fakat geçinen var mı? Var. Geçinen de var. Yani o da ayrı, böyle iyice tutumlu olarak davranırsanız böyle belli bir süre bunu da idare edebilirsiniz. Unpaid paid olayı da bu. Başka soru varsa yine yazarsanız onları cevaplarım. Hadi kendinize iyi bakın. Chicago'dan hepinize selamlar.